Kaplumbağalar hakkında ilginç bilgiler, bilinmeyenler. Kaplumbağalar sürüngenler sınıfındadır. Kaplumbağaların alt plakaları plastron olarak adlandırılır. Diğer sürüngenler gibi kaplumbağalarda soğuk kanlıdır. Yani vücut sıcaklıkları sabit değildir. En büyük kaplumbağa deri sırtlı deniz kaplumbağasıdır. Boyu 2 metrenin ağırlığı 900 gramın üstünde olabilir. Dişi kaplumbağalar erkek olmadan yumurtlayabilir. Tıpkı tavuklarda olduğu gibi dişi kaplumbağalarda onları döllenmek üzere herhangi bir erkek olmadan yumurta üretebilir. Bu döllenmemiş yumurtaların erkek olmadan yavruya dönüşmeyeceğini belirtmek gerekir. Vahşi doğada yaşayan pek çok kaplumbağa bahar aylarında değişen iklim koşulları ve gün ışığı döngüsüyle birlikte yumurtlamaya başlar. Evcil hayvan olarak beslenen kaplumbağalar ise genelde bu tür değişimleri takip etmedikleri bilinir. Zira onlar için çevre koşulları vahşi yaşamda olduğu kadar değişken değildir. Bazı kaplumbağalarda sıcaklık yumurtanın erkek mi dişi mi olacağını belirler. Daha düşük sıcaklıklarda erkek, yüksek sıcaklıklarda ise dişi yavru dünyaya gelir. Deniz kaplumbağalarının içtikleri tuzlu sudan tuzu ayıran özel bezleri vardır. Kaplumbağaların varlığı 215 milyon yıla dayanmaktadır. Birçok kaplumbağa türü avcı tarafından saldırıya uğradıklarında başlarını kabul kabukların içine gizleyebilir. Birçok kaplumbağa türünün nesli tehlike altındadır. Kaplumbağalar omnivordur. Meyve, bitkiler, böcekler ve diğer hayvanlarla beslenirler. Bazı deniz kaplumbağası türleri zehirli deniz analarını bile yiyebilir. Deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakmak için iki veya 3 yılda bir aynı yere dönerler ve bu yolculukta binlerce kilometre yol giderler. Bazı kaplumbağalar sadece birkaç yumurta bırakırken bazıları aynı anda 1000'in üzerinde yumurta bırakabilir. Kaplumbağalar ortalama 40 ile 150, 200 yıl arasında yaşarlar. Yeşil deniz kaplumbağalarının bir beslenme dalışının uzunluğu 5 dakika veya daha kısa olmasına rağmen 5 saat süreyle su altında kalabilirler. Kalp atış hızı oksijen tasarrufu için yavaşlar. İki kalp atışı arasında 9 dakika süre olabilir. Su kaplumbağaları hakkında şaşırtıcı bilgiler. Bazı su kaplumbağası türlerinin ölen yavruları için ağladıklarını biliyor musunuz? Evcil su kaplumbağaları genellikle su dolu dikdörtgen akvaryumlarda yaşarlar. Bunun nedeni ise vakitlerinin çoğunu yüzerek geçirmeleridir. Buna rağmen su kaplumbağalarının da arada bir koruma ihtiyacı hissettikleri bir gerçektir. Bu yüzden de su kaplumbağaları için akvaryum içerisinde kurulacak bir alan yaratılması önemlidir. Bu alanı yaratmak için çoğunlukla akvaryum aksesuarları arasında bulabileceğiniz kaplumbağa taş ve kayalarını kullanmak mümkün. Kaya satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey kaplumbağaların bir yandan da kaya yemekten hoşlanıyor olmalarıdır. Bu yüzden aldığınız taş ve kayaların kaplumbağanızın kafasından daha büyük olmasına dikkat etmek gerekir. Su kaplumbağası türleri en küçük kaplumbağalar bile geniş alana ihtiyaç duyar. Kaplumbağa edinirken pek çok kaplumbağa bakıcısı size kaplumbağayı içerisinde barındıracağınız alanın yetişkin bir kaplumbağa boyundan en az 5 kat daha büyük olması gerektiğini tembihleyecektir. Kaplumbağa ne kadar büyürse içinde barınacağı akvaryum da o kadar büyük ve hacimli olmalıdır. Bununla birlikte suyu temiz tutmak için güçlü bir filtreye de ihtiyacınız olacaktır. Ne de olsa kaplumbağalar yaşadıkları yerde hem yer hem dışkılarlar, sebze severler ve tüketmeye ihtiyaç duyarlar. Kaplumbağaların diyetleri çerçevesinde fazlasıyla A vitaminine ihtiyaçları vardır. Bu vitamini temizlemek temin edebilecekleri kaynak ise tabii ki aldıkları gıdadır. A vitamini bakımından zengin olan kaplumbağa besinleri arasında koyu renkli yeşillikler ve kırmızı tonlardaki sebzeler başta gelir. Sarı ya da kırmızı biberler, kıvırcık salata ya da kabak gibi. Yeteri düzeyde A vitamini takviyesi almayan kaplumbağaların zaman içerisinde gözlerinde şişkinlikler oluşarak görme bozukluklarına yol açabilir. Kaplumbağalar sahiplerini tanır. Pek çok kaplumbağa sahibi bunun farkında değildir. Ancak kaplumbağalar onları besleyen kişileri ses ve görüntü olarak tanıyabilmekte ve ayırt edebilmektedir. İşin aslına bakarsanız pek çok kaplumbağa sahibi onlar odaya girdiklerinde kaplumbağalarının onları karşılamak adına nasıl yüzeye doğru yüzdüklerinden bahseder. Eğer doğru bakım ve bol sevgiyle kaplumbağayı beslerseniz kim bilir belki bir gün onu çağırdığında gelmesini bile sağlayabilirsiniz. Kaplumbağalar kış uykusuna yatar mı? Bazı kara kaplumbağaları ayılar, yılanlar gibi kış uykusuna yatarlar. Kendilerini bütün yıl toprak altına gömerek kışı geçirirler. Su kaplumbağaları ise denizin derinliklerine dalarak yazın gelmesini orada beklerler. Kaplumbağalar sert cisimleri parçalasa da bilinenin aksine dişleri yoktur. Dişin yerine sert kıkırdaksı bir yapıdan oluşan çene almıştır. Bu sert çene ile besinlerini parçalarlar. Denizdeki sert kabuklarla beslendiklerini düşünürsek oldukça güçlü bir ağız yapısı vardır. Görme ve koku alma duyuları oldukça gelişmiş olsa da sesleri çok iyi duyamazlar. Kaplumbağalar ayaklarında 5 adet parmak vardır ve bu parmaklar hareketlidir.